Hoş geldin, ben Almanya'dan mı geliyorsun? Tamam, o sırada geldim, geçmişsin ben, görmüyor musun? Sağ ol.
Sana sarı kart gösterelim. Bildim. Yok, kırmızı olmaz, sarı. Yaptığın hareket, yaptığın hareket sarı kartlık hareket. Sayın Milletvekili, Sayın Merkez Karar Kurulu Üyem, Sayın İl Başkanım, İl Yöneticilerim, İlçe Başkanlarım, Sivil Toplum Örgütlerinin değerli başkanları ve yöneticileri, çok kıymetli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, kıymetli hanımefendi, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Milliyetçi Hareket, Malta'da Milliyetçi Hareket Partisi olan kongresi gündem gereği gündemimizin birinci maddesi açılış ve yoklama işlemleri tamamlanmış olur. İkinci maddede Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş ve tüm şehitlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Kendilerine huzurunuzda hoş geldiniz diyorum. Ayrıca unuttuğum ne kadar protokolde arkadaşlarımız varsa kendilerinden de özür diliyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi gereği Kongre Başkanlık Divanı'nın seçimi. Elimizde şu anda bir önergemiz vardır. Kongremizde divan başkanlığına Sayın Safret Sancaklı, divan başkan yardımcılığına Nail Kaleli, divan kurulu üyeliğine Hasan Bulut, yine divan kurulu üyeliğine Ahmet Tunay'ı öneriyoruz. Şencan Patal Bakçıl, Tarkan Çurlar, Mehmet Eskicioğlu, Mesut Salman, Muammer İşcan, Ersin Taçar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Sayın Divan buyurun. Ankara Kongresi'ne hoş geldiniz, sefa geldiniz. Öncelikle tabii Divan Başkanlığı ve Divan Kurulu için bizi öneren arkadaşlara sizlere de bizi buraya layık gördüğünüz için de teşekkür ediyoruz. Ve kongremizi başlatıyoruz. İnşallah bu Malkara Kongremiz Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2015 seçimleri için iktidarı için bir vesile olur, bir başlangıcı olur. Hayırlı olsun, kongremizi başlatıyoruz. Şimdi tabii açılış ve yoklamayı yaptık, saygı duruşunu yaptık, kongre başkanlık divanının seçimini yaptık. Genel başkanımızın mesajı var. Şeyleri, faaliyet raporunu kim okuyacak acaba? Arkadaşlar hazır mı? O zaman... Tabii kongreler başladığından beri Sayın Genel Başkanımız, Türk dünyasının lideri, tabii ki takdir edersiniz ki kongreye gelemediği için, katılamadığı için bir mesajı var sizlere. Nail Bey kendisi bu mesajı okuyacak. Ondan sonra da kongremizin diğer maddelerine geçeceğiz. Buyurun Nail Bey. Sayın Kongre, hepiniz hoş geldiniz. Kongremizin hepimize hayırlı olmasını... Yalnız o mikrofonu yaklaştıralım veyahut da... İlçe Kongresi Divan Başkanlığı'na. Değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi, sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Gururla üstlendiğiniz, heyecanla sahiplendiğiniz millet ve milliyetçilik davasında üstün başarılar diliyorum. Hepiniz biliyorsunuz ki Milliyetçi Hareket Partisi şeref ve şanla perçinlenmiş, yarım asra yaklaşan mazisiyle Türk siyasetinin yüz akı, birlik ve kardeşlik nehirleridir.
yıllardır şevkle, arzuyla, inanmışlıkla sürdürdüğümüz mücadelemize ilkelerimiz yön vermiş, ülkelerimiz, ülkülerimiz ruh ve anlam katmıştır. Çok şükür dünden bugüne siyasetimizde hiçbir kırıklık, hiçbir sapma, hiçbir savsama olmamıştır. Popülist yaklaşımlar, günübirlik ve gelişim üzere hevesler, aldatma ve kandırmaya dayalı çarpıklıklar aramızda ve zihniyetimizde tutunamamıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin içinden doğmuş, yine bu muazzam beşeri kudrete fedakarca hizmeti kendisine görev ve gaye saymıştır. Unutmayız ki bizler bu cennet vatana karşılıksız sevdalandık. Yine unutmayız ki bizler bu aziz millete mesuliyet şuuruyla bağlandık. Sorumluluğumuz benzersiz ve büyüktür. İşimiz çok, zamanımız dardır. Türkiye içine düştüğü tuzaktan çıkarmak, Türk milletini sürüklendiği dar boğazdan kurtarmak durumundayız. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi'ye yani çare ve umut kapısıdır. MHP'nin kazanması milletin kazanmasıdır. MHP'nin kazanması Türklüğün ve İslam'ın öne çıkmasıdır. MHP'nin kazanması dirliğin, refahın, esenliğin söz sahibi olmasıdır. Devletimizi kuran, bağımsızlığımızı tescil eden iradenin ana kaynak ve motivasyonu olan Türk milliyetçiliğine yönelik ve toparlanma hamlesi başlatmak için cesaretle yola koyulmuştur. Bundan dönüş yoktur. İlçe ve il kongrelerimiz Türkiye'yi huzur ve istikrara kavuşturacak, mücadele azmini olgunlaştıracak ve aziz milletimizin beklenti ve özlemlerine cevap teşkil edecektir. İnancım ve ümidim budur. Şu an kongre salonunda hazır bulunan her dava arkadaşım birlik ve beraberlik içinde en temel demokratik görevlerini yerine getireceklerdir. Huzursuzluğa geçit vermeden, ikiliklere, küslüklere, küçük hesaplara, çıkarcılığa ve bölünmelere tamamıyla kapalı durarak kongremiz güvenli bir şekilde temin ve icra edilmelidir. Biliniz ki görevi, mevki ve konumu ile ne olursa olsun kongre sonucunda ister seçilsin, ister de seçilmesin. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş her yurttaşın bizim için yeri doldurulamayacak bir değer itibar etmektedir. Kongremiz demokrasi şöleni içinde geçecek, kimse kimseyi kırıp incitmeyecektir. Zira Türkiye'nin bugünkü müşkül ve meşakkatli ortamında bir tek insanımızı kaybetmeye ve üzmeye tahammülümüz yoktur. Milliyetçi Ülkücü Hareket kongrelerle yenilenecek, tazelenecek ve sapasağlam bir şekilde iktidar kurultayımız olan 11. olağan büyük kurultaya ulaşacaktır. Yeminli Türkiye düşmanlarının tahrik ve taarruzlarına göğüs germek, ihanet ve inkarı yenmek için her kardeşimin varını yoğunu seferber edeceğine inancım tamdır. Demokrasiye olan bağlılığımız, milliyetçiliği rehber eden tavizsiz duruşumuz, herkesi bir ve eşit gören kucaklayıcı anlayışını mutlaka başarıya getirecek, mutlaka başarıyı davet edecektir. Her gün biraz daha kökleşerek, her gün biraz daha güçlenerek Türkiye'nin kaderini elimize alacak, Türkiye, millete, vatana ve bayrağa yan gözle bakan hasımların ve husumet yuvalarının tüm oyunlarını sabır ve imanla bozacağız. Bu mübarek yolda hepinize üstün başarılar diliyorum. Şu an aranızda olamasam da aklımın ve kalbimin sizlerle olduğunu bilmenizi özellikle istiyorum. Düzenlediğiniz kongrenin hayırlara vesile olmasını partimiz, milletimiz, devletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için güzelliklere kapı aralamasını temenni ediyorum. Hali hazırda kongre salonuna teşrif eden her dava arkadaşıma
aileleriyle birlikte huzur ve mutluluk dolu seneler diliyor. Sizleri bir kez daha sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Devlet Bahçeli. Genel Bahçeli. Nail Bey'e teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımıza da teşekkür ederiz. Hem buradan saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi gündem maddelerimize devam ediyoruz. Faaliyet raporunun okunması ve ibrazı. Yönetim kurulumuz atamayla seçilmiş ve göreve gelmişti. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Mersin Kaçar ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Profesör Doktor Nail Yılmaz'a aday gösterilmiştir. Yerel seçimlerde Malkara'mıza ait 70 köy, 3 belde ve şehir merkezine ait 4 mahallemiz gezilerek belediye başkan adaylarımız tanıtılmış bulunmaktayız. İkinci gezilerimizde belediye başkan adaylarımız Malkara ve köyleri için yapacağı projeler ve meclis üyelerimiz tanıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızla birlikte köylerimiz ve Malkara'ya gezilerek Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız kendini tanıtarak ve Tekirdağ için yapacağı projeler anlatıldı. 5 Mart 2014 tarihinde çarşamba günü Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Malkara'mıza gelmiş ve konuşma yaparak Malkara'lara hitap etmişti. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 4 meclis üyesi çıkartmış bulunmaktayız. Partimizin kira, elektrik, telefon ve faturaları ödenmiştir. Partimizin herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Kongremiz Malkara'mıza, partimize ve milletimize hayırlı olsun. Genel kurulu arz olunur. Gelirler, aidat gelirleri 4700 lira. Bir saniye. 4700 lira. Giderler, kira giderleri 3300 lira. Telefon gideri 78 lira. İlan giderleri 700 lira. Mesaj giderleri 50 lira. Çay ücretleri 210 lira. Elektrik giderleri 69 lira. Çelenk giderleri 60 lira. Matbaa giderleri 210 lira. Kırtasiye giderleri 15 lira. Diğer giderler 8 lira. Genel toplam 4700 lira. Teşekkür ederim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Şimdi siyasi konuşmalara geçiyoruz. İlk konuşmayı İl Başkanımız Sayın Enes Kaplan Bey, buyurun. Sayın Milletvekili, Sayın Divan Başkanı, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi, Divan Başkanımız, çok değerli İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarım, değerli Ocak Başkanımız, kıymetli basınımızın kıymetli temsilcileri, teşkilatımızın çok değerli ülküdaşlarımız, kongremize hepiniz hoş geldiniz. Muhterem dava arkadaşlarım, bugün burada Malkara ilçemizin ilçe yönetim kurulu seçimleri için toplanmış bulunmaktayız. Bu toplantıya inanıyorum ki aramızdaki uzaklıkları yakın edecek, bizleri hedefe kilitleyecektir. Buradan çıkacak karar ne olursa olsun kaybeden olmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi kazanacaktır. Biliyoruz ki 7 Haziran 2015'te yapılacak milletvekili seçimimiz ikinci bir kurtuluş mücadelesinin fırsatı olacaktır. İnanıyorum ki 45 yıllık Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar zamanı gelmiştir. Çünkü biz metanet geçirileri, cesaretle güçleri yendik. Umuyoruz ki Türk milleti varsa, Türk milletleri de var olacaktır. Türklük varsa, Türkçe yaşıyorsa, Türk milleti bir ve beraber ise Türk milliyetçileri sonsuza kadar var olacaktır. Görevimiz zordur ama imkansız değiliz. Yolumuz çetindir ama aşılmaz değiliz. Biz kendimize inanıyor, aziz milletimize itimat ediyoruz. Çünkü biz Türk milletini ve Türkiye'yi karşılıksız seviyoruz. Sevgiler dava arkadaşlar. Kongremiz demokrasi şöleni havasında geçmeli. Herhangi bir anlaşmazlığa, hizibe, kırgınlığa ve dargınlığa meydan verilmemelidir. Her kongre bir yenilemedir.
Her kongre bir demokrasi mücadelesidir. Bu amaçla demokratik yarışın içine girecek değerli arkadaşlarımızın söz, tutum ve açıklamalarında nezaket, zarafet ve muhabbet içerisinde olmaları gerekmektedir. Unutmayalım ki kongre salonlarında kardeşçe çıkmak, hep birlikte partimizin başarısı için çırpınmak dava adamlığının ön şartıdır. Teşkilatta birlik, sahada birlik, sözde birlik ve ülkede birlik için herkes üzerine düşen vazifeyi azami derecede yerine getirmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimlerinde söz ve pay sahibi olmayı düşünen her dava arkadaşının nefsini yenmeli, bireysel gündemlerini bir kenara etmeli, milli ve tarihi bir şuurla hareket etmeye özen göstermelidir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiçbir dayatmaya, tuzak ve senaryoya aldırmadan yalnızca büyük Türk milletinin yükselişi yolunda yürüyecektir. 45 yıllık mücadelenin yanlış hesaplar ve davranışlarla zarar görmesini engellemek hepimize düşen bir görev ve davranışlarımıza vazgeçilmez sorumluluğudur. Partimizi tamamen meşru zeminde demokratikleşmenin sunduğu imkanları sonuna kadar kullanarak ülkemizin meselelerini çözmek ve kamuoyunu aydınlandırmak konusunda kararlıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aziz mensupları, millet vicdanında çığ gibi büyüyen milli uyanış önünde hiçbir engelin durmasına izin vermeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm teşkilat mensuplarımıza yapacakları çalışmalarda seve seve talip oldukları zorlu mücadelede üstün başarılar diliyorum. Kongremizin milletimize, Tekirdağ'ımıza, ülkemize ve Tekirdağ'ımıza, Malkara ilçemize ve tüm dava arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Ne mutlu Türk'üm diye diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti öyle bir haldedir ki artık ilçe başkanının, il başkanının, milletvekilinin veya kahvesinin kim olduğu artık ikinci plana düşmüştür. Onun için biz tabii ki bu kongrelerde klasik konuşmalar vardır. İşte kongrenin kaybederi olmaz, şöyle yapalım, böyle yapalım. Hepsini geçmişte bırakmamız lazım çünkü bugün hakikaten öyle bir gün arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği tehlikelidir. Onun için bu benim 12. 13. kongrem başladığından beri görev verilen, gittiğim geldiğim yerlerde olağanüstü güzel geçiyor kongreler, çekişmeli geçiyor. Ama kongrenin başında da sonunda da aday olan bütün arkadaşlar gene birlik içerisinde devam ediyor. Çünkü bizim kaybedecek bir tane insanımız yok. Kıracak bir tane insanımız yok. Birileri hırsızlarla sahip çıkarken biz özellikle bu kongre süreçlerinde birbirimizi kırmamamız gerekiyor. Birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu kongrede de iki tane, Malkara'da da böyle olduğunu biliyorum. Yani Malkara'da bu yapmış olduğum konuşma Malkara özel bir konuşma değil. Genel anlatıyorum. Malkara'da da iki tane aday arkadaşımız var. İki tane kardeşimiz, ülküdaşımız var. Konuşmasını yapmak üzere ilçe başkan adayımız Gürcan Yılmaz Güç'ü davet ediyorum. Buyurun kardeşim. Sayın İmam Başkanım, Sayın Milletvekili, kongremizi şereflendiren değerli misafirler, değerli basın mensupları, çok kıymetli dava arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli dava arkadaşlarım, öncelikle bu kutsal davaya hizmeti geçmiş, can vermiş, kan vermiş, bütün ülküdaşlarımız şükran ve minnet alıyorum. Ölenlere rahmet, hayatta kalanlara uzun ömürler diliyorum. Kimler bu kutlu yola tek bir taş koyduysa Allah onlardan razı olsun. Değerli arkadaşlarım, ürkücülük kolaya değil, zora talip olmaktır. Ürkücülük rahata değil, çileye talip olmaktır. Hepimizin gayesi, temeli, kanla, canla, teriyle kırılan bu Allah ve vatan davasını bir adım daha ileriye götürmektir. Hep daha iyisini yapmak, üç ileri sancağı iktidar borcuna dikmektir. Biz de daha iyisini yapmak, Malkara'da ve Ankara'da
üç ileri iktidar burcuna dikmek için bu zor ve çileli göreve talip oldum. Allah hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Kıymetli dava arkadaşlarım, Malkara'da bizden 40 kişiyiz ve birbirimizi biliriz. Ben sizlere kaptanımdan ancak üçünü getirmeye vaat etmiyorum. Ben ve ekibim sizlere kapalı kapılar arkasında üç kişilik kararlar almayı değil, birlikte çalışıp, birlikte karar verip, birlikte yönetmeyi vaat ediyorum. İmkansızları zorlayarak birlik ve beraberliğimiz içinde en iyisini yapmaya vaat ediyoruz. Sizlere layık olmayı, sizleri utandırmamayı vaat ediyoruz. Sizlere ayrışmayı değil, kucaklaşmayı vaat ediyoruz. Sizleri sevmeyi değil, önünden selamsız geçmemeyi vaat ediyoruz. Milliyetçi Hareketi Türk İslam Ülküsü'nün değerlerini taşıyan, ona yakışan bir ekip olmayı vaat ediyoruz. Arkadaşlarımızın arasında fakir, zengin veya şu bu ayrımı yapmadan herkese aynı değer vereceğimize vaat ediyoruz. Eğer üzerimize aldığımız görevi beceremediğimizi hissedersek, başarısız olursak, görevi bırakacak adam mı var demeden görevi layık olana devretmeyi vaat ediyoruz. Sizlere çalışmayı, çok çalışmayı ama çok çalışmayı vaat ediyoruz. Kısacası birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle Milliyetçi Hareketi Malkara'da ve Ankara'da iktidarını vaat ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Gürcel kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bu çıktığı yolda da başarılar diliyoruz. Sloganı çok beğendim. Malkara'da ve Ankara'da. Başarılar diliyoruz. Şimdi ikinci aday olan kardeşimiz Şencan Pakal Pakşin kardeşimizi Gürcel'e davet ediyoruz. Buyurun. Saygıdeğer milletvekilim, Merkez Kara Yürütme Kurulu üyem, divan heyeti, il temsilcileri, ilçe başkanlarım, sevgili misafirler, sivil toplum kuruluşlarının önderleri, sevgili basın ve kıymetli delegelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Malkara İlçe Kongresi'nin Malkara'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum, saygılar sunuyorum. Ben bu yarışa medeni cesaret göstererek katılan Gürcan kardeşime başarılar diliyorum. Allah hakkında hayırlısı neyse hem benim hem onun Allah hakkımızda hayırlısı versin. Şimdi sevgili misafirler, önce iç konuşmaya geçmeden önce ülkenin durumu hakkında birkaç kelime arz etmek isterim. Maalesef ülkemiz Yahya. Güneydoğu yanıyor. Atatürk büstleri yanıyor. Bayrağımız yanıyor. Ama halkımız Hasan Sabah'ın fedaileri gibi uyuşturulmuş vaziyette bunu seyrediyor. Ülke hırsızlık, yolsuzluk batağına saplanmış. Biz de seyrediyoruz. Bu kadar olay oluyor. Başka ülkelerde bu olay olsa yer yerinden oynar. Hükümetten düşer, halk ayaklanır. Ama maalesef bizden seyrediyoruz. Ödül olarak en yüksek seviyeye onları Cumhurbaşkanlığına kadar getiriyoruz. Sevgili Malkaralılar, ülkemizin içinde bulunduğu bu durum dolayısıyla önümüzde 2015'te yapılacak olan milletvekili seçimleri çok önemli. Burada
Biz ülkenin kaderini belirleyeceğiz. Onun için çok çalışmamız lazım. Bize oynanan bu tuzakları görmemiz lazım. Şimdi bizler, özellikle ben bu göreve daha önce atamayla geldim. İki sefer atamayla geldim. Ben Şevcan Pakalpaşa'yı yaklaşık 4 dönemdir bu partinin içindeyim. Hüseyin Karamancı'nın belediye başkanlığı döneminde başladım. Kontenjan adayıydım. Çıktık çalıştık, mikrofon tuttuk. Daha sonra Aysel Hanım aday oldu. Ben Aysel Hanım'ın yanındaydım. 13. sıradan belediye meclis üyesi adayıydım. Onunla beraber çalıştık, mikrofonu tuttuk. Daha sonra Harun Güngör kardeşim aday oldu. Harun Güngör'ün yanındaydım. 4. sıradan meclis üyesi adayıydım. Meclis üyesi olarak 5 sene belediyede görev yaptım. Bu partiyi şanla şerefle temsil ettim. En son sevgili Tümür abimiz seçime 6 ay kala istifasını verdi. 2 ayağımız bir kovuşa erdi. İlçe başkanı aradık. Bazı abilerimize söyledik. Kabul etmediler. En son Sinasi ve ben ikimizden biri kabul edecektik. Bizim parti tüzüğümüzde ve ilçe başkanı olmak için görevinden ayrılman gerekiyor. Tarihimizde ilk defa bir il genel çıkarmıştık. Sinasi koltuk. Ona dedim, abi sen istifa etme, ben edeyim. Ben de meclis üyesiydim, ben ettim. İlçe başkanlığını aldım, il başkanıma söz verdim. Ben bu partiyi seçime götüreceğim dedim. Adayımız Ersin Kaçar'dı. Ersin Kaçar'la birlikte inanın en doğru adayı çıkardık. Şu anda bile en doğru adaydı. Ziraat mühendisiydi, Borsa başkanıydı. Kendisi görevinden istifa etti. Bütün köyleri dolaştık. 90 gün boyunca ilk projeyi anlatan bizdik. İkinci döneme işte projelerimizi tekrar sunduk. Malkara'da çalışma yaptık. Ama karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi gibi kökleşmiş bir parti vardı. Çünkü Trakya'da Milliyetçi Hareket Partili olmak zordu. Ve iktidarın bütün gücünü alan AKP vardı. Elimizden gelen her şeyi yaptık. İnanın bu partiyi hiç utandırmadık, dik durduk. Neticede %22,5 gibi bir oyla 4 meclis üyesini belediyede görevlendirdik. Şimdi ben kendi şahsım bazında hiçbir zaman bu partiden bir şey istemedim. Parti hep beni görevlendirdi. Bazen 13. sırada oldum, bazen 4. sırada oldum, bazen kontenjan oldum. İlk defa ben aday oluyorum. İlk defa bugün aday olarak karşınıza çıktım. Ve belki de son adaylığım olacak. Çok güzel çiçekler ektik biz toprağa. Genç kardeşlerimi aldım. Özellikle bu seçim döneminde bizimle birlikte çalışan bütün gençleri kadromuza aldık. Milliyetçi Hareket Partisi'nin önünü biz açtık arkadaşlar. Bundan sonra geriye dönüş yok. Kimse öyle bir şey hayal etmesin. Gencecik pırıl pırıl arkadaşlarımız bu partide görev alıyorlar. Bundan sonra ben onlara bu bayrağı inşallah teslim edeceğim. Ondan devam edecekler. Çünkü çok zorluk çektik. Dedik ya, yani Milliyetçi Hareket Partili olmak zordur Trakya'da. Önce anlatacaksın. Malkara'da anlattık biz bunu geçen dönemde. Fakat Tekirdağ Büyükşehir oldu. Bu sefer 73 köy mahalle karşımıza çıktı. Onlara da anlatmamız gerekiyordu. Elimizden gelince anlatmaya çalıştık ama ancak bu kadar oldu. Şimdi ben esnaf olarak da görev yapıyorum Malkara'da. Ben 5 senelik belediye meclis üyesi döneminde hiçbir toplantıyı kaçırmadım. Her toplantıda orada oldum. Fikirlerimi büyük cesaretle söyledim. İlçe başkanı olarak da her şeyi söyledim. Tehdit gelmedi mi geldi. Ceza gelmedi mi o da geldi ama unuttukları bir şey vardı. Biz Selanikliyiz. Bize tehdit falan sökmez arkadaşlar. Biz Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketinden geliyoruz. Bizi tehdit edecek adam anasının karnından doğmadı. Zaten korsaydık Milliyetçi Hareket Partisi olmazdı.
Bugün yine karşınızdayım. Adayım. Allah aklınızda ne hayırlıysa o olsun. Sevgili arkadaşlar, şimdi daha önceki dönemlerde gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi zor dönemler yaşadı. Yani özellikle benim son 10 senelik dönemimde Milliyetçi Hareket Partisi'nin kiralarının ödenmediği, icra geldiği, Trabzon Elektrik Kurumu'nun gelip elektrik kesici anında geldim, onu kestirmeden. Bundan sonra artık geri dönmek yok arkadaşlar. Biz 90 gün boyunca mücadelemizi verirken, inanın karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi ve AKP'nin takdirini kazandık. Onlarla güzel bir mücadeleye girdik. Ama arkamızı döndüğümüzde sırtımızda onlarca hançerle gezdik. Ben bu görevi atamayla aldığım zaman benim prensibim şu, ben herkeste çalışırım. Hiç kimseye ön yargılı durmam. Onun için karışık bir liste yaptım. Eskiler, yeniler, bu partiye hizmet vermiş herkese ben bu partinin altında yönetim kurulu olarak çalıştırmaya gayret ettim. Ama sırtımızdan hançerlendik. Bazı arkadaşlarımız bize köstek oldu. Çok güzel gidiyorken son 5 günde her türlü oyunu oynadılar. Daha önceden Milliyetçi Hareket Partisi'ne noter kararıyla istifa veren arkadaşımı aldım, ben ikinci başkan yaptım. İkinci başkan. Onu kazanalım be. Ama o kahve köşelerinde, içkili yerlerde Milliyetçi Hareket Partisi kazanamaz diye iddiaya girdi. Bunu sıradan biri söylese hiç sıkıntı yok. Ama benim ikinci başkanım söylüyorsa sıkıntı var, inandırıcı oluyor. Biz kendimizi kazanacağımıza inandırmak için o kadar anlattık. Ama arkamızdaki arkadaşlarımız maalesef eve bir telefon edip Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermeyin dediler. Bir abimiz köyüne telefon etti, bizimkiler geliyor sakın onları karşılamayın dediler. Onların istediği eski Milliyetçi Hareket Partisi bir tane oy alan ama onların olduğu. Bizim genel başkanımızın söylediği bir söz var. Önce ülkem ve milletim, sonra partim, sonra ben. Ama bazı arkadaşlarımız önce ben dediler. Ben üçüncü sırada olmazsam yakarım, yıkarım, dağıtırım. Ben beşinci sırada olmazsam yakarım. Ben bunlara bundan sonra müsaade etmeyeceğim. Bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi ilçe binası onların yazıhanesi gibi olmayacak. Biri gelip oturacak saat 10'da Dede Korkut hikayeleri anlatacak. Diğeri gelecek, bilgisayarı alacak, şiirler yazacak. Benim belediye başkan adayıma hakaret edecek. Benim belediye meclis üyelerime hakaret edecek. Ve ben ilçe başkanına hakaret edecek. Oradan yazılar yazacak. Bunları gelecek, benim yüzüme söyleyecek. Ben de ona alnından öpeceğim. Bundan sonra ayrı botlarla bu partide müsaade etmeyeceğim. Çok güzel çiçekler açtık. Bunlar büyüyecek. Genç kardeşlerimize bundan sonra yol vereceğiz. Bir dönem başkanlık yapacağım. Ondan sonra da onu Milliyetçi Hareket Partisi'ni şu an olduğu gibi seçimden çıkmış bir lira borcu olmayan, kiraları düzenli olan, sosyal faaliyetlerde bulunan bir parti haline gelmeye devam edecek. Ben sözlerime son verirken seçimin tekrar Balkanımıza, ülkemize hayırlı olmasını temenniyorum. İnşallah ülkemiz bu zor durumdan kurtulur. 2015 çok önemli. Ne mutlu Türk'üm diyerek sözlerime son veriyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
O kadar doluyuz ki hepimiz. Dolu olunca da biraz böyle anlatmak istiyoruz ama burada anlatalım arkadaşlar. Konuşmak isteyen gelip burada konuşsun, anlatsın. Çünkü bizim bir sıkıntımız var sağda solda. Kahve köşelerinde orada burada biraz konuşmayı seviyoruz. Oradaki konuşmalar da biraz kırıcı oluyor tabii ki. Onun için biraz ara vermemiz lazım bunlara. Tabii Trakya, Koca Trakya, Rumeli ağırlıklı Koca Trakya'da bir tane beklerimiz var bizim. Aslında bu en son yerel seçimlerde alınan oylarla ve bu Trakya'nın gerçekten Milliyetçi Hareket Partisi'nin ivmesinin yukarıya doğru gitmesiyle bizim Trakya'dan birkaç tane milletvekilimizin olması lazım. Çünkü Trakya insanı her bölgenin insanı olduğu gibi Rumelilerin de kusurları vardır, eksikleri, fazlalıkları vardır ama iş vatan sevgisine gelince, bayrağa gelince hakikaten dik duran, bunun içinde çok çok fedakarlık yapabilen bir gruptan bahsediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Trakya'da ciddi manada yükseliştedir arkadaşlar. Genel merkezde yapılan anketlerde de öyle. Onun için bizim bu Trakya'dan birkaç tane milletvekiline ihtiyacımız var. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Trakya'mızın maalesef tek milletvekili, Trakya'mızın gururu Bülent Bey'i davet ediyoruz. Buyurun. Buyurun. Başbakanı, şimdinin Cumhurbaşkanı insanlarımıza hayır sorarak
bir arada tutma gibi bir saftadan peşine düşerek maalesef insanlarımızı birbirine yabancılaştırdı, birbirine ötekileştirdi. Ve bunun sonu iyi değil. Bugün ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef yok. Güvenlik kuvvetlerinin herhangi bir operasyon yapması yasak. PKK'lı caniler şehir merkezlerinde mahkemeler kurmuş. Öz güvenlik güçleri kimlik kontrolü yapıyor. KCK denilen PKK'nın devlet yapılanması kaynakam atıyor, vali atıyor, hakim, savcı, emniyet müdürü atıyor. Ve sözüm ona ülkenin her yerinde kamu güvenliği vardır diyen fotokopi başbakan da bunlara seyirci kalıyor. İşte bütün bunlara karşı Milliyetçi Hareket Partisi gerek ülke genelinde teşkilat mensuplarıyla gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Milliyetçi Hareket Partisi grubuyla tek dik duruş gösteren siyasi organizasyondur. Maalesef ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında mecliste grubu bulunan diğer üç siyasi parti, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve şimdiki adıyla Halkların Demokrasi Partisi birlikte hareket etmektedir. Bakın geçmiş, bundan 3 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılım süreciyle ilgili bir araştırma komisyonu kuruldu. O komisyona üye vermeyen tek siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi'ydi. Niye biliyor musunuz? O komisyonun görevinde PKK'lı teröristlerle İmralı'daki bebek katiliyle görüşme yapmak da vardı. Yani PKK denilen terör örgütü devletin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurmuş olduğu bir komisyonun yasal muhatabı haline getirildi. Biz Milliyetçi Hareket Partililer olarak, bu ülkeye sevdalı insanlar olarak buna göz yumamazdık. Böyle bir komisyona da üye veremezdik ve vermedik. Ama maalesef bu devletin kurucu olduğunu iddia eden, Atatürk'ün partisi olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi o komisyona üye verdi ve PKK'lı teröristleri yasal muhatabı haline getirmekten de geri durmadı. Bakın, bundan yaklaşık 10-12 gün evvel HDP heyeti İmralı'ya bebek katili Cani ile görüşmeye gitti. O görüşmeden çıkışta o heyette olan Sırrı Süreyya denilen milletvekili Abdullah Öcalan denilen bebek katilinin onların eline verdiği manifestodan birkaç maddeyi okudu. Bunlardan birisi de özellikti. Evet arkadaşlar, bunlar Oslo'da Adalet ve Kalkınma Partisi ile ve hükümetle yaptıkları görüşmelerde ülkenin bölünmez bütünlüğü noktasında tavizleri vermişler ve bu ülkeyi özel bölgelere bölme taahhüdünün altına imza atmışlar. Bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK özellik istiyor. Yalçın Akdoğan Başbakan Yardımcısı böyle bir şey bize verilen listede yok dedi. Doğrudur. Onlara verilen listedeki adı ne biliyor musunuz? Bölgesel yönetimlerin güçlendirilmesi, yerel parlamentoların güçlendirilmesi. Yani bizim tekil dairemiz Büyükşehir oldu. Büyükşehir Meclisi yerel parlamento olacak. Tekil daire eyalet olacak. Eyalet parlamentosu da Büyükşehir Meclisi olacak. Ve iş işlerinde özgür olacak. Merkezi hükümet buna müdahale edemeyecek. Hani nerede tek devlet, tek bayrak, tek din? Yani Milliyetçi Hareket'in tabanına göz tıkmak için zaman zaman hükümet yetkilileri mikrofon karşısına çıkıp bizden çok daha koyu milliyetçi kesiliyorlar. Kesinlikle tek bayraktan, tek dilden, tek devletten taviz vermeyiz diyorlar. Ama ortada yaptıkları anlaşmada o tavizleri çok önceden vermiş oldukları ortaya çıkıyor. Açılım süreci 2009 yılından beri devam ediyor.
nedir yani? Bu açılım sürecinde hükümetin varmak istediği hedef nedir? Biz Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubu olarak defalarca bunun açıklanmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde dile getirdik. Fakat maalesef bu konuda hükümet yetkililerinden bugüne kadar Oslo'da verilen taahhütler ve açılım sürecinin nihai hedefinin ne olduğu noktasında hiçbir açıklama gelmedi. En son dün açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı görevini üstlenen Yalçın Akdoğan dedi ki tünelin ucunda çok kuvvetli bir ışık göründü. Yani Nisan ayında açılım süreci neticeye ulaşacak. Müzakereler devam ediyor ve bu müzakerelerin sonucunda mutluluğa kavuşacak. Bu ülkenin bölünmesi midir mutluluk? Buna Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe kimse cesaret edemez ve bunu başaramaz. Bakın son dönemde Türkiye'de birçok siyasi parti kuruluyor. Bu partileri kuran insanlar bizim tabanımıza, bizim arkadaşlarımıza el uzatıyorlar. Bilhassa kongrelerde veya seçimlerde bir yerlere aday olup veya aday olup da istediği yere gelemeyen, bundan dolayı kırgınlık yaşayan insanlarımızın yanına giderek onları kurdukları yeni siyasi partilere transfer etmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, son dönemde kurulan siyasi partilerin tek hedefi Milliyetçi Hareket'in tabanını ele geçirip 7 Haziran 2015 seçimlerinde oluşacak parlamentoda Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmasını engellemektir. İşte Merkez Partisi. Kurucusu bir profesör. Soralım o profesöre. Mali gücü nedir? Bakın Türkiye'nin birçok yerinde teşkilatlanıyorlar. Kurdukları teşkilatların, binaların, şehirlerin genelinde iyi yerlerde ve o binaların kiraları o partinin genel merkezi tarafından ödeniyor. Profesörlük maaşıyla mı karşılıyor bunları? Arka planda AKP'nin finansörlüğü var. AKP'nin yandaş müteahhitlerinin maddi destekleriyle kuruluyor. Öbür tarafta birileri çıkıyor. Mafya babaları Milliyetçi Hareket'le ilgili racon kesmeye kalkıyor. Kusura bakmasınlar. Bu ülkeyi Milliyetçi Hareket Partisi'ne sevdalı insanlar öldürmeyecek. Onların elinde de bu davaya gönül vermiş insanları oyuncak etmeyeceklerdir. Değerli arkadaşlar, 12 yıldır yaşanan seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli istikrar sürsün sloganıyla sahalara çıkıyor ve insanımızı el altından tehdit ediyor. Yani ben iktidardan gidersem, başka bir siyasi parti iktidara gelirse, hele ki koalisyon hükümetleri oluşursa istikrar bozulur, ekonomi bozulur. Bu sloganla insanlarımızın tehditle oyunu alıyor. Bakın, ekonomik göstergelerle ilgili ben sizlere bazı rakamlar vereyim. Güçlü ekonomiden bahseden, dünyanın güçlü ekonomileri arasında olduğundan bahseden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yılda ülkemizi getirdiği nokta. 57. hükümetten 58. hükümete devrolan toplam borç, iç borç, dış borç, özel sektör borcu 240 milyar dolar. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin toplam borcu 650 milyar dolara dayandı. İMB borcu kapattık diye sırtık konuşuyorlar. Başbakan, o kaçak karanlık sarayda oturan Dağıt'ın muhterem İMB'ye borcu kapattı. Sanki İMB'ye kendileri hiç borç yapmamışlar. 2005 yılında Stant'la anlaşması yaparak 13 milyar dolar borç kendileri aldı, kendi hükümetleri aldı. Fakat maalesef televizyon kanallarında çıkan konuşmacılar da bunları dile getirmiyorlar.
Bugün için 401 milyar dolar dış borcumuz var. Yani IMF'ye borcu kapatmakla dış borcumuz bitmedi. Dış borcumuz 57. hükümet döneminde 80 milyar dolar civarındaydı. Bugün 401 milyar dolara çıktı. Bu 401 milyar dolar dış borcu 123 milyar doları devletin borcu. Devlet kurumlarının borcu. 278 milyar doları da özel sektörün borcu. İç borç 200 milyar dolar 2013 yılı sonu itibariyle iç borç stoğumuz var. Yani 12 yıllık AKP hükümetlerinin yaptığı borç olarak ekonomiyi çevirmeye çalışmaktır. Bakın, son 2 yıldır bu ülkeye aylık ortalama 20 milyar dolara yakın sıcak para girişi oluyor. Ekonomi çarkını bununla döndürüyorlar. Şimdi bütçe görüşmeleri yapılıyor. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Maliye Bakanlığı bütçesi gereği benim de konuşmam vardı. Bakın, hükümetin 2015 yılında büyüme hedefi %4. Üretimi arttıracak hiçbir yol yok. Gelirleri arttıracak hiçbir formül ortada yok. Vergi gelirlerini arttırarak bütçe açığını kapatmaya çalışıyor. Büyüme hedefinin %4 olduğu bütçede vergi gelirlerindeki artış beklentisi %12.97. Yani bu demektir ki dolaylı vergiler, yani yaptığımız alışverişlerdeki aldığımız mal ve hizmette olan katma değer vergisi, özel tüketim vergisi artacak. Nasıl artacak? O mal ve hizmetlere zam yapılarak artırılacak. O yüzden güçlü ekonomi, bakın, işsizlik oranı %10.1'e çıktı. İşsiz insan sayımız iş aramayıp çalışma çağında olan insanlarla birlikte 5,5 milyon insanımız işsiz. Yani bunun genel nüfustaki oranı %20. Bireysel kredi borcunu ödeyememiş kişi sayısı 506 bin. Ödeyemedikleri kredi miktarı 2 milyar 276 milyon Türk lirası. Kredi kartı borcunu ödeyememiş kişi sayısı 793 bin. Ödeyemedikleri miktar 5 milyar 132 milyon. Karşılıksız çıkan çek sayısı 546 bin. Tutarı 16 milyar lira. Protesto edilen senet sayısı 834 bin. Ve bunların toplam bedeli senetlerin 6.8 milyar lira. Yani bunların güçlü ekonomisinde insanlarımız ekonomik yönden o kadar güçlü ki keyfinden dolayı borçlarını ödemiyor. Evvelsi gün Tarım Bakanlığı bütçesi konuşulurken Tarım Bakanı olan zat-ı muhterem çiftçi düşmanı çıktı. Efendim 57. hükümet döneminde çiftçiye verilen toplam kredi o günkü rakamla 500 milyon liraydı. Biz şu anda 24 milyar lira yeni parayla 24 milyar lira çiftçi kredi kullandırdık diyor. Ve kardeşim, çiftçi cebinde parası olsa, muhtaç olmasa niye kredi alsın? Yani insanların borç almasıyla övünen başka dünyada bir hükümette herhalde yoktu. Şimdi çiftçi borçları böyle. Hayvancılık noktasında Marmara bölgemiz çiftçiliğin ve hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Bir Angus rezaleti, kazası yaşadı. Biliyorsunuz. Bizim ilimizde de Angus çiftlikleri vardı. İnanın o dönemde hayvan ithalatını serbest bırakarak 3 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatına izin verdiler. 3 milyar dolar
canlı hayvan ithalatındaki yaptıkları vergi indirimiyle dolaylı yoldan hayvan ithalatçılarına vermiş oldukları destek yaklaşık 8,5 milyar dolar. Çünkü hayvan ithalatında gümrük vergisi %280'di, bunu sıfıra indirdiler. Hayvan ithalatçılarına verdikleri 3 milyar dolarlık hazineden yardımı, vergi indirimi dolayısıyla verdikleri 8,5 milyar dolarlık yardımı hayvan üreticisi çiftçiye vermiş olsaydı, hayvan sayımız, canlı hayvan sayımız artacaktı. Hayvan üreticisi insanımızın refahı artacaktı. Değerli arkadaşlar, konuşacak çok şey var ama malum seçim var. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. 2015 yılında yaşayacağımız seçimler çok önemli. Bu seçimlerin önemini itiraf ederek birlik beraberliğimizi muhafaza edelim. Aramızdaki çekişmeleri bir tarafa bırakalım. 7 Haziran 2015 sonrasını erteleyelim hesaplaşmaları. Korkula girelim. Darılan, kırılan olabilir. Benim tavsiyem bu arkadaşlara. Eğer içlerinden çalışmak gelmiyorsa evlerinde otursunlar. Olumsuz kelime ederek bu harekete ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne zarar vermemek için evlerinde otursunlar. Hiç olmazsa Milliyetçi Hareket'e zarar vermesinler. İnşallah önümüzdeki 7 Haziran 2015 seçimlerinde yeni bir ufuk doğacaktır. Ben sizlere soruyorum. 7 Haziran 2015 seçimlerinde partimizi ilimizde ve Türkiye'de iktidar yapmaya var mısınız? Hayırlı olsun. Allah'a emanet olun. Ne olur olsun Türkiye. Vekilimiz Bülent Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Herhalde biraz sigara molası vermek için biraz salonun dışına çıktık. Arkadaşlarımı çağırabilirsek içeri. Ben de birkaç cümle edeyim. Ondan sonra da seçime geçeceğiz zaten. Ben